Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şunlar hemen ön tarafa gelmeye başlamışlar. Biz damdan indi mi direk hepsi. Lan ne oluyor lan? 3 tanemiz kalktı ya. Üstten indik direk hepsi sağa sola çıkmaya başlamış. Şunlara bak, asalete bak. Asalet soydan geliyor değil mi arkadaşlar? Bunlar da bizim soyumuzdan geliyorlar. Kısmetse bunların uçumunu sezonda görmek nasip olur inşallah. Şu an böyle oynasınlar. Bilemans reis de çıkmış duvara. Biraz ağırdan gelişti ama olsun, toparlıyor kendini bak hareketle. Birkaç tanemiz de bak geliyor, uçuyorlar. Her neyse, birazdan üst hama çıkacağız zaten. Burada bu reise bir selam verelim dedik. Gel buraya, gel gel gel. Bunun ismine yakışıklı koyduk. Harbiden yakışıklı, baksanıza. Dur lan. Harbiden çok uysal. Biraz daha damda bununla alışırsak damda bunu beslemeye devam edeceğiz bu gidişle. Şurasındaki beyaz ne lan, kulakları değil mi? Ya çok eskiden meslek, daha çok bilgimiz yok tavuklardan, horozlardan yana. O yüzden çok bir şey diyemiyoruz. Harbiden yakışıklı ha. Dur lan. Artist. Neyse sen takılmaya devam et. Harbiden güzel. İsmini yakışıklı koydum arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yavrularımızı bıraktık. Bir yarım saattir belli şu damda dolanıyorlar zaten. Bunları her sabah bırakıyoruz, güzel bir şekilde dolansınlar. Ne bağırıyorsun lan? Bunlar damda dolanıyorlar. Şimdi ne yapalım? Bunları falan yemedik, güzel bir şekilde yemedik. Bunları daha dolaştıramadık ya vallahi. Ancak hafta sonu dolaştırırız bunları damda ortasından. Onun dışında burada rahatsız bir güvercinimiz vardı. Onu da üst ama çıkarttık ama bir rahatsızımız daha ortaya çıktı. Çütlü yerinden çıktı. Mülamansların annesi rahatsızlandı. Onu çıkarttık. Direkt ayırdık. Bu sefer büyük kuşlarda ufaktan bir kümeste kırgınlık olmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden fark ettiğimizi diye çıkarttık. Kara da kanadını nereye vurmuş arkadaşlar? Bir kanadını incitmiş. Bak sağ kanadını incitmiş. Bunun da tedavisine başlayacağız. Çoktandır burayı göstermiyorum. Üçlü kümesini. Numbekleri normalde şu kafesi çıkartmıştık. Lizleri çüt etmeye kapattık. Bunlar güzel bir şekilde bir gün içerisinde çift oldular. Sonra şu var ya bak, dişi. Erkek kovalamaktan arkadaşlar dişi yukarıya çıkamıyor. Ortalıkta kalıyor. Tekrardan kapattık. Kapatmadan önce dişi ben koyuyordum ama bu sefer de erkek de şu diğer numbeklere sardı. Şu hayvanı pert etti baksanıza. Ağzını yüzüne bir yara etmiş. O hayvanı da yumurta doğurdu. Mecburen tekrardan kapatmak zorunda kaldık. Ya şu alandan bari nefret etmeye başladım harbiden. Sürekli bir aksilik var orada. Tekrardan kapattık. Karamızda şöyle bir sıkıntı var. Karadan incitmiş arkadaşlar, fark ediyorsunuz. Nereye vurmuş bilmiyorum kümesin içerisinde. Dişisi de yumurtada yatıyor. Bunu şimdi kırpacağız. Bunun tedavisine başlayacağız. Kırptıktan sonra bu hayvan inip çıkamayacağız. İnip çıkamayacak yani. Şu kafesten, kapaktan bir tane daha yapmam lazım ki şurayı kapatmam lazım. Yeminin suyunu önüne koyacağım ki kara toparlasın kendini. Çünkü hayvanı kırptıktan sonra inip çıkamayacak. Atlasa çıkamayacak. Çıksa inemeyecek yani. Bu sefer de kanadı daha kötü olacak. Onun için öyle bir işlem yapacağız. Burada ise yavruların çoğunu çıkarttık. Alttan gelen küçük yavrular var. Birkaç tane yavrumuz kaldı. Onları da bugünlerde çıkartacağız. Onun dışında mülamans dişi rahatsız olduğu için yavruya bulaştırmış herhalde. Yavrunun biri hiç gelişmiyor. Biraz zayıf. Bizim kara misafirler de gelişmiyor arkadaşlar. Yavrularda şu an bakmıştan standart yemini veriyorum. 3 kepçe yemini veriyordum. Normalde yem denen bir şey kalmıyordu. Şu an yem döküyorum. Yem yemiyorlar kuşlar. Yani kuşlar biraz iştahı kesilmiş. Peki bunun için ne yapmak lazım? Kuşların biraz iştahı kesilmiş. Ne yapmak lazım? Yani şimdi vitamin derseniz vitamin mira mayası falan da kullanıyoruz ama nasıl edeceğiz bilmiyorum. Karam saatlerde biraz şöyle bir zayıflama var. Bunun için de yavruculuk yapan arkadaşlar, bunun için de bir takviye bize önerirse sevinirim.
Çünkü havalar ısındı diye mi böyle oldu? Yoksa niye böyle oldu bilmiyorum yani. Şimdi baksanıza karamsar yavru burası. Durunduruyoruz, zayıflamış yani. Yem yeme iştahları yok yani. Bu da niye böyle oldu bilmiyorum. Yani bazı çiftliler çok iyi, bazı yavrular çok iyi ama biraz kuşlarda şey var gibi. Yani şu daha şunu söyleyeyim. Serçe denen bir şey bileme girmiyor. Yani sadece havalar biraz ısındı, kuşlarda böyle bir şey oldu. Bunun için ne yapmak lazım? Yok, doğurmamış. Aa, bunlar doğurmuş. Bunların yavrularını çıkarttık zaten biz yukarıya. Burada iki tane yavrumuz vardı. Bunlar büyümeye devam ediyor. Bunlar daha küçükler. Sonra burada bir tane minnoş yavrumuz aldı. Bu ne oldu lan? Buraya mı girmiş tekrardan? Dişi yumurta da olmuş. Bir dakika. Dur lan, dur. İsminiz nasıl? Maşallah. Bunların yumurtasını arkadaşlar, iki tane mi doğurmuş? Aynen. İki yumurta doğurmuş. Bunların yumurtasını şeyin altına kaydıracağım. Çünkü harbiden maşallah güzel yavru veriyor. Bu ikinci yavrusu şunların altına kaydıralım mı? Kırmızı kişbirle sarı kişbir. Ne diyorsunuz? Bu üçünün yumurtasını mı kaydıralım? Yoksa numbeklerin yumurtasını mı kaydıralım? Hangisini yapalım? Yorumlarınızı bekliyorum. Yamların. Şunlar da bence güzel bir çift oldu. Bakalım öyle. Bunların beyaz yavrusunu deneyeceğiz. Nasıl bir yavru verecek? Hep beraber görmüş oluruz inşallah. Dur, sıradan başlayalım da karıştırmayalım bari. Bunların yavruları ne durumda? Aman, bunlar da büyümeye başlıyor. Onun dışında kişbirlerin yavrusu çıktı mı? Bir ona bakalım. Bir dakika. En son çıkmış olacaktı. Ama büyümeye başlamış. Baksanıza. Büyümeye başlamış. Tamam. İyi, güzel güzel. Nasıl birer tane yumurtaya mı tutturalım? Burada iki tane yavrumuz vardı. Ama mor yavru da buraya gelmiş. Lan senin yerin burası değil değil. Sen git, seni birazdan göstereceğim. Bunlar da iki tane döşügüllerin yavrusu. Bu sefer koyu vermiş arkadaşlar. Yavruları bu sefer baba gibi vermiş. Babasına da göstereceğim. Döşügüllü vermiş mi? Vallahi bilmiyorum ya. Büyüdükten sonra belli oluyor. Diğer teki de aynısı. Burada ise morlar var. Mor yavrularımız burada. Tamam, morumuz birden oldu maşallah. Burada ise bunlar iki yavruyu da çıkarttı bu sefer. Bunlara hiç karışmayacağım. Yavruyu büyütsün de güzel bir şekilde. Hemen burada çağçilli yavrumuz var. Çağçilli'nin de ilk yavruları ya arkadaşlar. Çok iyi bakamıyor. Biraz tecrübesiz ya. Çıktı. Yavru biraz zayıf bakıyorlar ama. Yavru hapı veriyorum ama buna biraz zayıf yani. Mülamaslardan da şu sarı mülamasımız çok güzel otan mülamasımız. Mesela bak şunun dişisi biraz rahatsız oldu. O da yavruya mı geçirmiş? Ne olmuşsa yavru zayıf kaldı arkadaşlar. Bu son yavru biraz zayıf kaldı. Yavru hapı veriyorum ama ne kadar takviye eder bilmiyorum. Ellerimizden de destekliyoruz yani. Diğer mülamas yavru da burada. Bu ikisi yani kardeş olmuş oldu yani. İnşallah büyürlerse bir şey olmaz Allah'ın izniyle inşallah. İstanbul'da da yavruyu çıkartmış. Abi orada 3 tane çıkartmış lan. Diğeri cırk olmuş. Neyse, aslında bugün de aslında yavruyum birini çıkartmış ama neyse, dur karışmayalım.
O diğer mülamasımız, bu da yavruyu çıkarttı arkadaşlar. Dur lan. Nasıl uyuyorsun? Uf, onu mu aradı lan? Dur lan. Diğer yavru da burada. Neyse, tamam. Karanfiller de yumurta doğmuş tekrardan. Burada bu sefer kendileri otursun. Üstte de iki tane yavrumuz var. Aynen, iki yavrumuz orada. Şimdi burada yeni çiftli olarak bunlar var. Bunları merak ediyorum. İnşallah baba gibi güzel bir yavru verirler. Biraz hoşumuza şöyle list tarzı kuşlar olsun. Oğlum çağırçınlar, yavrunuz küçük yumurta tarzı olmuşlar. Bu son gördüğünüz kaç yavru da var bu? Karamı saatler şu an yem yemiyor. Gelişimi biraz zayıf. Bir de mülamaslar da var, bir de çağçilli de var. Çağçilli de ama anne babadan kaynaklanıyor. Ekstra ne verebiliriz? Yavru haf veriyor mu ama çok etki etmiyor herhalde o. Havlar ısınıyor ya, biraz şeyinden modundan biraz düşmüşler kuşlar yani. Çağçilli de yurtta tarzda olmuş. Çağçiler hemen doğursaydı var ya bu kişilerin altına çağçiler şimdi koyardı. Daha iyi olmaz mıydı? Neyse ne yapalım biliyor musunuz? Şunlar yumurtasına oturmaya devam etsin. Bunlara hiç karışmayalım. Kişilerin altına bunun beklerimi koyalım, ne yapalım? Bunun bekleyen yumurtasına kaydıralım bence. Bakalım ona göre ayarlarız bunları da. Bu çiftliği de bu şekilde arkadaşlar. Böyle yemleri falan hepsi bol ama biraz gelişim, biraz zayıflamış bunlarla. Bakalım nasıl yapacağız. Bunlar gayet keyifleri yerinde bunların. Şimdi ise hemen üst tama geçelim. Yavrularımızı hem kapatırız hem de diğer kuşları bırakırız. Hepsi şu an keyifleri yerinde, bak güneşleniyorlar. Ama yeter. Çünkü diğerlerine de zaman lazım. Zamanla yarışıyoruz çünkü. Şunlara da vakit ayırmamız lazım. Sizinki yeter. Çok bile dolaştınız. Nereden baksanız bir saattir böyle damlalar. Bunlar ise gayet yerinde. Kalk lan. Daha bizi seyrediyor. Şu kişbiri de üste çıkarttık. Şu an o kişbiri de gayet yerinde. Güzel bir şekilde iyileşti şükür. Kuyruğunu falan da yolduk onun arkadaşlar. Şimdi kuyruğunu falan da toparlarsa, yani biraz daha hareketlenirse başka bir sorun kalmayacak. Yavrular gayet yerinde, keyifleri yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yoktur içlerinde. Hepsi güzel bir şekilde oynuyorlar yani. Yani seçeye kalkan kalkıyor. Biraz önce de videonun başında da gördünüz. Diğer küçüklerden daha kalkmayan var seçeye filan. Mumbekler filan çok küçükken mi çıkarttık? Ne yaptık bilmiyorum. Onda bir tık küçüklükten mi çıkarttık? Ne ettik? Yani alttan geldiğinden beri biraz cinsleri biraz tuhaf ya bunların. Gözün müydü ya? Şunun ayağı incimişti. Şu an maşallah gayet toparlanmaya falan başladı. Bakalım bak, halktan hayırlısı. Bak bu şekilde oynuyorlar. Bir tanesi kalktı mı? Kardeşi direkt peşinden bu şekilde kalkıyor yani. Güzel şey. Oh, diğeri de kalktı. Şu diğerini de diğer kümesi almaya başlayalım artık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bak? Artık. Şu pişti olgunlaştı ya. Direkt diğer kümese. Şunu ikisi pişti olgunlaştı ya. Direkt diğer kümese. Yani hepsini bu sefer şey yapmayacağız. Hepsini bölük halinde pişmesini beklemeyeceğiz. Direkt buna olgunlaştı. Uçup uçup geliyorlar. Damı benimsedi. Direkt diğer kuşların içine alalım. Onlarla beraber uçup hareketlenmeye başlasın. Ama biraz daha pişmesini bekleyeceğiz yani. Şunu ama artık koyalım. Şu an gayet yerinde. Keyfi de yerinde. Buna da diğer kümese diğer kuşların içine koymaya başlayalım. Bak bunlar da bu şekilde yani.
şimdi bunların yemlerini verelim. Bunları ufaktan kapatacağız. Diğer canavarlarımızı bırakıp uçuracağız. Her gün tam bu dama yerine bile hapşırma tutuyoruz size. Bunlar güzel oluyor maşallah. Ama bu yuva da var ya, harbiden güzel. Şöyle bir şey arkadaşlar, diyelim ki aşağıdan yavru almamız bitti. Bu kümes de sıcak oldu. Ne yaptıysak sıcak oldu. Ne yaparım biliyor musun? Havla biraz daha sındığında şu ön tarafı komple sökerim, damı yapana kadar komple sökerim, tamam mı? Yani kapıları sökerim sadece. Geç sen de geç. Şuraya kadar, bak şu gördüğümüz şişe kadar bu kümesi daha genişletirim. O zaman 40-50 yavrumuz oldu ya, 40-50 yavru için ideal olmuş olur burası. Kazıkları falan çoğaltırız, yani kümes şuraya kadar falan gelmiş olur. Şu kümesin boyunda olmuş olacak. Sadece yükseklik şu yuvaya göre 2 tık düşmüş olacak. Yani öyle o şekilde de yaparım. Dalın ortası sadece 1 tık daralmış olur. Ama uçan yavru ya, açtım direkt çıkar yani, sıkıntı olmaz. O şekilde de yapabilirim yani. Şimdi bunlar güzelce bir evlerini yesinler. Hepsi güzel bir şekilde de yiyorlar yani. Sıkıntısız bir şekilde evlerini yesinler. Şu karanfilli Hollanda'yı diğer kümese koymak isterim ama altta yavrular için, gelen yavrular için biraz daha şey olmuş olur yani. Yönlendirmiş olur yani. Buna biraz da uysallanma olduğu için panik olmaz. Hayvan seker kalktığında falan panik olmaz. 2-3 tane elvanı o tarzda iyi bir şekilde kullanıyoruz yani. Şimdi bunları da gösterdik. Sıra geçtik bu kümese. Zaten direkt artık biz bir şey yapmasak bile uçuyorlar da. Bugün ağır rüzgar la bu. Şu mülemansı da dün gece kırptın. Ya kuşların hepsini yuvaya koyuyorum, tamam mı? Bir şu kuşta yine sıkıntı çekiyoruz ya. Her gün tek başına bu dışarıda kalıyor. O yüzden dün ön makası vurdum artık. Beni yordu harbiden. Şimdi bu yavrularımızı falan hepsini bırakacağız. Bunlar güzel bir şekilde uçsunlar. Baştan sarı da maşallah artık uçmaya başladı. Biraz da uçursak kırpacağız onu. Zaten elvanlar hep tek tek kırpmaya falan başladık. Ondan sonra yavrular tek halinde yumruk bir şekilde kalmış olacak. Yani örnek vereyim, 20 yavrum var. 20 tane yavru toplu bir şekilde uçmuş olacak yani. Kapıyı açmadan çıkmaya başlıyorlar. Çalışmanın gününü bize şey yaptılar. Resmen. Gel. Bak. Uçanlar direkt yavrular, bak direkt. Ben şunun kocanı olacaktı, unuttuk bak. Kaç tane kaldı? Bunlar niye çıkmadı? Diğerleri de giden var, şu üste çıkan var. Şu tarafta giden var. Şöyle bir şey, daha dağınık uçuyorlar arkadaşlar. Yani çok toplu bir şekilde uçmuyorlar daha. Zaten elvanlarla karıştırmamızın sebeplerinden bir tanesi o.
Biraz toplu alıştıktan sonra zaten elbanları kırparız. Sadece yavru gömlük bir halinde sentte gezmiş onlar yani. O şekilde yapacağız. Hepsi bir yersin toplu şekilde uçuralım ortasını. Daha gelenler var. Daha 4 tanemiz burada ayrı uçuyor. Ya masajı alacaklar. Orada baya bir yavrumuz var daha. Bak bak nasıl gidiyorlar yukarıya doğru da. Şimdiden daha geliyorlar. Bak nasıl gidiyorlar bak. İyice açıldı yavrular. Hepsi gelsin toplu bir şekilde uçuracağım. Baksa toplu uçsunlar hepsi bir. Yalacağımız da gelsin. Rüzgar nereden çıktı ya? Rüzgar artık rüzgar. Kalkın bari fena değil. Mor sen niye kalkmıyorsun lan? Lan ne oldu lan, bir uçuş seyredecek. Rüzgardan bir şey yapamıyoruz ki. Okulda dersin ki savaş oluyoruz eski. Ortalık karman çorban oldu. Toplanmaya başladılar bak. Bir tık daha toparlanırsa yeterli bizim için. Bak artık birilerini toplanmaya başladılar bak. Bu içine biraz akşam üstü uçursak var ya. Akşamları bir yere gitmiyorlar ya, tam birbirlerine kalkıyorlar. Biraz aşkın sen niye kalkmıyorsun artık? Aylar sonra sekiye kalkabildin artık sonunda. Sevdiğimiz kuşlardan biri. Bak geliyorlar. Şu şekilde. Böyle toplu olsunlar. Bu şekilde toplu etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da şimdi bunlar da bir yaklaşık yarım saat, bir saat damda dolaşsınlar. Tekrardan bunları da kapatırız yani. Bir arada uçup uçup daha uçanlar yavrularımız var. Bak mor şimdi geldi. Hamile masta falan hepsi uçuyor yani. Özellikle
yapacağım sana bak. Şu güyalaca benim güyalaca veriyorum lan. Sarıgil'in güyalacasıymış. Şu burada. Lomas da şimdi geldi. Yaklaşık 1 saattir böyle şu an çatıda falan dolanıyorlar. Bayağı bir dışarıda kaldılar, baksana. Yukarıdakinin tamamı yavru. Sadece bir tane hariç arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi yavru. Bu sene yavruları. Bunların var ya, ırkında var. Çatıda beklemek yani. Şimdi bunların hepsini kapatalım. Ufaktan kapatalım. Artık vakitler doldu. Çok dışarıda kalması da sağlıklı değil yani. Şimdi bunları kapatalım. Hepsi çatıdan kalktı, bak geliyor, bak aşağıdan bak geliyor toplu bir şekilde. Bak şu an hepsi bak toparlanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bak güzel bir görüntü artık sağlamaya başladılar. Sadece bir 10 gün, 10 gün sonra var ya maşallah hepsi yumruk gibi olurlar. Bak şu an daha da toparlanıyorlar bak. Hepsi bir gelsin. Ufaktan kurmaya başlasınlar. Kapatacağız zaten. Kuşların hepsini kapattık. Sadece bir iki tane dışarıda kaldı. Yavrulardan da bir tane kaldı arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. O yüzden bu videomuzun sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.